İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinin Ahtamar adasında Ermeni dini ayini hazırlıkları başladı. Artsakh Cumhuriyeti Şehircilik Bakanı, siperlere 24 saat içme suyu sağlanacak. Cavak'ın Kartikam köyünde yeni sağlık ocağı inşa ediliyor. ABD, İran'a yeni yaptırımlar teklifinde bulundu. Çin ve ABD, Ekim ayında ticari müzakerelere devam etmeyi kabul etti. Batı Ermenistan'ın Gesarya-Kayseri'de yeraltı şehri keşfedildi. Komidası dinlerken Avrupa'da ayağa kalkarlar. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde bulunan Ahtamar Adası ve kilisesinde gerçekleşecek olan Ermeni dini ayini için çalışmalar hız kazandı. 8 Eylül'de gerçekleşecek ayin için çalışmalar devam ederken, Van Valiliği öncülüğünde ilgili kurumlar, Ahtamar Adası'nda hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına çalışmaların titizlikle yürütülmesi talimatını verdi. 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak protokolü gereği yapılmakta olan Ermeni ayininin 7.'si gerçekleştirilecek. Ermeni Kilisesi ayini 3 yıl güvenlik nedeniyle gerçekleştirilememişti. Bu yıl gerçekleştirilmekte olan Artsak'taki siperlerin güçlendirilmesi çalışmaları halen devam etmektedir. Artsakh Press muhabirinin aktardığına göre Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanı Karen Şahramanyan'ın 4 Eylül günü gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında güçlendirme işinin çoğunlukla fiberoptik kabloların döşenmesi ve yol yapımı ile bağlantılı olduğunu ifade etti. Ayrıca Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişme Bakanlığı tarafından geliştirilen ve Artsakh Devlet Başkanı'na sunulan 24 saat içme suyu sağlama projesi, Bakan Şahramanyan'ın dediği gibi çalışmalarına başlanmış durumda. Ahalkalak bölgesindeki Kartikam köyünde yeni bir sağlık ocağının inşaatı başladı. İnşaat ihalesini 81 bin lari karşılığında Tiflis'in Oval adlı şirketi kazandı. Şirket çalışmalarına 4 Eylül'de başladı. Binanın temel inşaatının çalışmaları sürdürülmektedir. Bu yeni sağlık ocağı köyün ortasındaki kültür evinin yakınlarında inşa ediliyor. Şirket temsilcilerine göre inşaat işleri en az 2 ay sürecek. Genel olarak 2019 yılı içerisinde tüm Ahalkalak'ta 4 yeni sağlık ocağı inşa edilirken 6 tanesi ise restore edilecek. Ajans France Presse göre Hook adlı üst düzey Amerikalı bir yetkili, Fransa tarafından 15 milyar dolarlık kredi teklifinden dolayı İran'ın yaptırımlardan kurtarılması olasılığını dışladı. Üst düzey yetkili Fransa'nın somut önerisini henüz görmediğini ve bu nedenle bu konu hakkında yorum yapamayacağını ekledi. ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar uygulama niyetinde olduğunu ve onları askıya alma niyetinde olmadığını belirten diplomat Hook, yeni yaptırımlar uygulanacak dedi. Armen Press'in Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın 5 Eylül'de verdiği bilgiyi aktardığı haberinde, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Ekim ayı başlarında ticaret müzakerelerini Washington'da sürdürme konusunda anlaştılar. Bakanlığın web sitesinde yayınlanan açıklamada taraflar Ekim ayında Washington'da ticaret ve ekonomi konularında üst düzey Çinli-Amerikan istişareli yapmayı kabul etti diye yazıyordu. Bu anlaşmaya Çin baş müzakerecisi olan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başbakan Yardımcısı Lu He ile ticaret konusunda ABD temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Finanslar Bakanı Steven Mnuchin arasında Amerikan tarafının girişimiyle başlatılan telefon görüşmesi sırasında ulaşıldığı bildirildi. Batı Ermenistan'ın Gesarya-Kayseri ilinin İncesu ilçesinde üzüm hasadı yapanlar yeraltı şehri keşfetti. 2 katlı yeraltı şehrinde odalar ve kayadan anıt mezarlar bulunuyor. Bölgeye üzüm hasadı için gelenler 2 girişli mağarayla karşılaşınca İncesu Belediyesi yetkililerine bildirdi. Yapılan incelemede çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin 2 katlı yeraltı şehri olduğu ortaya çıktı. Rum ve Ermenilerin bir dönem yurt edindiği İncesu'da ortaya çıkan yeraltı şehri ilçede heyecan yarattı. Tarihi ve eski bir yerleşim yeri olan şehir farklı odalardan oluşuyor ve bir girişi ise çok derinlere iniyor. Yeraltı şehri ve anıt mezarları maalesef definecilerin saldırısına uğramış ve tahrip edilmiş durumda. Hayastani Anabedutyun adlı gazetede Gomidas adlı folk kuartetinin kuruluşunun 95. ve Gomidas Vartabet'in 150. doğum yıl dönümü vesilesiyle Eylül ayında Moskova'da büyük bir konser projesinin düzenleneceği bildirildi. Gomidas adlı folk kuarteti eğitim programları çerçevesinde Eylül-Ekim aylarında Artsakh Cumhuriyeti'nde ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerinde performanslar sergileyecek. Gomidas adlı folk kuarteti müdürü Sanvel Mesropyan, "Biliyor musunuz, yabancı seyircilerin çok ilginç bir yaklaşımı var. Nasıl olur da dilini bilmediği, anlamadığı, hatta tarihimizi okumamış insanların Garun eserinin seslerini duyunca ayağa kalkmalarına bazen şaşırıyorum. Bunun ne olduğunu açıklamak zor. Çünkü bu insanların hissetmesi gerekir dediğimiz şey sanattır. Ne kadar yazsan, açıklasan birdir, açıklanamaz. İnsan ya sanatı hisseder ya da hissetmez." Soğuk diye bilinen Avrupalı seyirci bunun aksini kanıtladı. Gomidas'ın onlar tarafından talep edildiğini hayrette kalarak söylüyorum. Makalenin tümünü gazetenin bugünkü sayısında okuyabilirsiniz. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size kompozitör, solist, müzik etnoloğu ve müzikolog Gomidas Vartabet'in kendi sesinden Garuna adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.